Play Store'a geliyorum. Hayat Evsar yazıyorum. Ardından yükle diyorum. Uygulamamız yüklendi. Aç diyorum. İlerle diyerek ana ekrana kadar geliyorum. Uygulamanın doğrulanması için cep telefon numaranızı girmenizi istiyor. Cebinize gelen kodla telefon numaranızı doğruluyorsunuz. Hesabım doğrulandı. Konum servislerini ve Bluetooth'u açmanızı istiyor. Onlara izin veriyorum. HES kodu almak için HES kod işlemleri bölümüne tıklıyorum. Ve yeni kod ekli diyorum. Süreli veya tarih seçerek kod alabiliyorum. Süresiz diyelim. Tarih belirtmeyelim. Ve kodum oluştu. Bu kodlar TC numaraları gibi sabit numaralar olmadığı için güvenlik açısından endişe etmenize gerek yok. İstersem şimdi ben bu kodu silip yeni bir kod oluşturabilirim. Yeni kod oluştur diyorum. Bu defa tarih seçelim. Mesela Haziran 18'inde başlasın benim kodum. Kaçta başlasın? 8.30'dan itibaren başlasın kodumun güvenliği. Gördüğünüz gibi 18 Haziran sabah 8.30'dan itibaren geçerli bir kod alıyorum. Koda isim de verebiliyorsunuz. Ben Antalya'ya gideceğim diyelim. Antalya kodu olsun bu. Devam diyorum. Ve hemen kodunuz geliyor. Şuradan da QR kod alıyorsunuz. Bunu sanıyorum uçağa binerken veya trene binerken göstereceğiz, okutacağız. Henüz kullanmadığım için bilemiyorum. Şöyle kod oluşturduk. Ben bunu yakın bir zamanda kullanmayacağım için tekrar kodu sil diyorum. SMS yolu ve HES kodu almak içinse HES yazıyoruz. Boşluk bırakarak TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Yine boşluk bırakarak kimlik kartımızın seri numarasının son 4 hanesini yazıyoruz ve kodumuzun kaç gün geçerli olmasını istiyorsak onu yazarak 20-23'e mesaj gönderiyoruz.